Merhaba arkadaşlar, mutfağım hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber peynirli çörek tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler: 2 su bardağı un, 1 yemek kaşığı şeker, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ya da size bağlı, yarım su bardağı ılık süt, bir miktar ince bir şekilde doğranmış maydanoz, 50 gram tereyağı, kuru maya, kaşar peynir. Şimdi yoğurma kabını alıyoruz. Şimdi ılık sütümüzü ilave ediyoruz. Sizler de isterseniz bir daha ılık süt kullanabilirsiniz. Yani kıvama göre siz ilave edeceksiniz. 1 yemek kaşığı şeker. 1 maya da koyacağız. Malzemeler birbiriyle karıştıracağız. Şimdi bir tane yumurta koyacağız. Malzemeler birbiriyle iyi bir şekilde karıştıralım. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Tuzumuzu da koyalım. Birbiriyle karıştıracağız. Ben yarım su bardağı kadar ılık süt koydum. Ben yarım su bardağı kadar sıcak süt koydum. Yani toplamı bir su bardağı kadar su koydum. Şimdi tereyağımız şöyle ilave edeceğiz. Evet, malzemeler birbiriyle birleşene kadar karıştıracağız. Evet, gördüğünüz gibi bayağı yumuşak bir hamur oldu ve ellerine yapışan bir hamur oldu. Evet, şimdi hamurun üstüne kapatıyoruz ve 90 dakika kadar. Şimdi biraz peynir rendeleneceğim. Maydanozumuz ile birleşeceğiz. Evet, 90 dakika geçtikten sonra hamurumuz, bakalım, bayağı iyi bir şekilde mayalandı ve bayağı büyüdü. Şimdi üstünü şöyle açıyoruz. Tezgahın üstüne biraz un serpeteceğim. Şimdi hamurumuz, unumuz üstüne koyacağız. Evet, şimdi hamurumuzu eşit bir şekilde böleceğiz. Evet, şimdi bir parça alıyorum. Şu şekilde açıyoruz. Şimdi merdane ile şöyle uzun bir şekilde açıyoruz. Evet, şu şekilde olacak. Evet, şimdi bir miktarı maydanoz ve peynir karışımından koyacağız. Evet, şu şekilde bir kenar alıyorum ve şu şekilde rulo yapacağız. Kenarları şöyle bastırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde olacak.
Evet, şimdi bunu fırın tepsisine götüreceğiz. Diğerleri için aynı şekilde hazırlayacağız. Evet, sonuncusu için yuvarlak şekilde yapacağız. Evet, şu şekilde yuvarlak olacak. Şimdi peynir karışımı koyacağız ve şöyle kapatıyoruz. Evet, şu şekilde. Fırın tepsisine götüreceğiz ve tabii ki de fırın tepsisinin üstüne yağlı kat koydum. Evet, şimdi şöyle üstüne kapatıyorum ve yarım saati kadar bekleteceğiz. Evet, yarım saat geçtikten sonra şimdi bir tane yumurta alıyorum ve fırçayla iyi bir şekilde çırpacağız. Evet, şimdi hepsini yumurta ile sileceğim şöyle. Şimdi şöyle bir bıçak gibi bir şey ya da bıçak kullanabilirsiniz. Şöyle çizgiler atıyoruz. Tüm parçalar üstüne çizgiler atacağım. Evet, gördüğünüz gibi. Hamurun üstüne biraz şöyle rendelenmiş peynir koyacağım. Evet, şimdi fırına götürülmesi için hazır oldu. Fırın sıcaklığı 180 olacak. Alt üstü ayarladım. Nemleşene kadar bekleteceğiz. Evet, bakalım nasıl oldu. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi fırından çıkartıyoruz. Şimdi bir tane parça kesiyorum. İçinin nasıl olduğunu size göstermek istedim. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde çıktı. Çok yumuşak oldu. Evet, sabahta kahvaltıda yapabilirsiniz bunu. Yanına çay da koyacaksınız. Tadı çok güzel olacak. Evet, gördüğünüz gibi baya güzel çıktı. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardır. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.